Kadir, haftalardır yaprak sarıyorsun ama sardıkların hiç pişmiyor. Şimdi ben yapmıyorum. Yaprağını da ben yapmıyorum. Ben sadece sarıyorum farkındaysan. Şekliyle alakalı şu ana kadar hiçbir şikayet gelmedi. Ama yaprağı sararken şöyle bir tadına bakılır. Ben baktım çoğuna, söylüyorum, beni dinlemiyorlar. Ne yapayım? Ekşimsi. Biraz da kendileri bilsin yani. Her şeyi ben söyledikten sonra daha ne anlamı var bu yani, işin? Yani yarışan biziz. Yani. Kaç senelik kadın yaprağının tuzunu tadını anlamıyor mu? Şenay Hanım, siz bu yaprakları haşlıyor musunuz yoksa suda mı bekletiyorsunuz? Limonlu suyla haşlıyoruz, dondurucuya koyuyoruz. He, salamura değil bunlar. Ama yaprakların güzel yırtılmıyor. Çok da şey değiller, damarlı değiller. Ya yaprak sarmasını çok böyle yaprağı içine katlamayacaksın. Bu sefer ağzına çok yaprak dolanıyor. Oh abla, bak bunun pişme süresi de var, gözünü seveyim. Son bir saat 5 dakikaya girdik, haberiniz olsun. Daha börek fırına verilmedi, pastamız hazır. Havuçlu salatamızın havucunu kavurduk. Patatesle haşlandı, bakacağım. Şenay Hanım, böreğin pişme süresi ne kadar? Bana... 20 dakikada pişer mi börek? Pişer, biraz komşuya vermiş şeyimiz oluyor, biliyor musun poğaçayla hani? Tabii, fırın kullanabilirsin. O zaman poğaçayı burada yaparken yan komşuya vereyim ben. Yalnız bakın, söylemedi demeyin. Bu Kadir içini çok az koyuyor, sonra rakipleriniz laf edecekler. Ah, yetmiyor, dolma biber mi dolduruyoruz? Yaprak dedin de biraz az olur içi zaten. Öyle şey davetlerde yapıyorlar. Kolum kadar sarma sarmışlar. Öyle sarma mı olur? Az her şeyin bir usulü erkanı vardır. Tembel iş o. Hadi haydi abla, haydi. Ablam bir güzel açtı çarşaf böreğini. İçine de soğanlı, patatesli, çiğ harcını güzelce döşedi. Bu arada ablam sarmanın bir kısmını sardı. Şimdi ben burada destek atıyorum, bilginiz olsun. Tabii her zaman gibi emekli müdüre dolma kalemi gibi sarıyorum. Ablam nasıl sardın dolmaları bir söyle. Benden daha güzel sardı. Ay, Kadir, yeter sardığın. Neden o kadar fazla sarıyorsun? Sarıyorum. Yesinler, sette yesin. Ölürler mi fazla dolma çıksa? Yaprak güzel, güzel de sarılıyor. Abla ne yapayım? Yapılacak bir şey var mı? Şehriye kavrulacak. Tamam, ben şehriye kavurayım o zaman. Şu iki tane daha sarayım, üstü tam olsun da yanar manarsa Allah korusun. Sen bu adamın dediğine bakma. Oh, yalnız içinin kokusu da güzel geliyor ha. Ben hemen şunu da atıp kalkıyorum, şehriyenin başına geçiyorum abla. Şehriye pilav gibi demlenecek değil mi? İçine bir şey girecek mi? Kırmızı sonra biber. Tavuk kiliklenecek galiba. Evet. Tamam, o zaman o tavuğu ben vereyim arkadaşlara. Onlar balkona atsınlar o tavuğu, soğusun. Sonra onu hemen mikserle çırpalım biz. Bak, sofra da kurulacak bu saatin içinde ha. Evet. Unutma onu. Bu kabı nereden aldın? Sen çok hoşuma gitti, ben orada gördüm de. Hadi pazarında. Kek kalıbı gibi kız. Buna böyle puding yap, ters çevir, bisküvi pastası, mozaik pasta. Aynen, şekil veriyor, çok güzel. Şehirleri pilav yapmıştım ve ortaya koydum. Herkes çok beğenmişti. Çok güzel oldu şekil olarak. Sen mutfakta bayağı... Ya gerçekten yani şimdi dakika, şey sen saatler... Tabii az. Ablam tabii, ama şehirlerin altını kapattın mı sen? Padere salatası ile tarato bişli birleşimi gibi oldu. Ama görseli güzel değil mi? Aynen, görsel olarak. Şatafatlı. Haydi. Konuşmak yok, haydi çabuk. Çabuk sarmaya bakalım. Sarma. Sen bunun üstüne tabak niye kapatmadın? Kapatmıyor musun sen? Yok, kapatmıyorum. Kapatmıyorsun. At abla orayı, at. Kadir, sen de boş durma bari. Otur da şu kornişonları doğra. Bunlar ne için? Şey, salata için ha. Şenay Hanım, o biberleri közleyeceksiniz herhalde. Abla, onu şimdiye kadar niye közlemedik abla? Madem öyle bir detay var, niye demiyorsun bacı? Evet, hızlıca kornişonları doğruyorum artık şekline şemaline bakmadan. Çünkü dakikalar hızlı geçiyor. Daha sofrak kurulmadı. Ey. Hadi ablam, bak buraya kadar geldik. Bu kadar işi başardık. Hamurlar çok güzel mayalandı, kabardı. Şu sofrayı da kur da beni ele güne malamat etme.
Evet hanımlar beyler, görmüş olduğunuz aparatımız sadece 3 lira. Çakı çakma kaynatarak 1 metre don lastiği. Gerekli gereksiz her yerde işe yarayacak. Sofralarda, ekranlarda harikalar yaratacak. Etinizin görümcesinin kaynasının gözünü boyayacak. Bu görmüş olduğunuz bilgisayarın ve telefonun icadından daha önemli bir icat olan plastik değerlimiz. Sarımsak soyar mısın? Tabii ki abla. Yalnız akışkanlığına bakar mısınız? Çok el oyalayacak menü değil. Benim menüm bu menüden çok daha iyi. Şenay Hanım, sizce yemeklerinizi beğenecekler mi? İlla bir bahane bulacaklar çünkü beğenseler de beğenmedim diyecekler. Aa öyle deme canım, beğendim beğendim diyor bazen. Ya biraz da abla sana bağlı. Kendini iyice savunman lazım yani. Sana bir şey diyeyim mi? Altı pişmemiş milföy yamurundan pizzayı adam bir savundu, bir savundu. 4 puan aldı, 4 puan. Kadının biri de su böreği açtı, kadına 3 verdiler. Küp küp mü doğruyorum? Evet. Yani biraz da ev sahibinin kendini savunması lazım. Ağlamayana meme yok dedikleri tabir işte tam burada. Kadir, Salise Hanım birinciliği nasıl kaçırdı hemen? Vallahi ama onun su böreği tadında değildi birazcık. Ama yani Hamitcan'ın pizzası 4 puanlık değildi. Bence Hamitcan o haftaki kadınların yüzsü yürmetini o puanı aldı. Çayı koymadık. Aa son dakika, kızı iki hatırladın. Peki. Şimdi aslında normalde demlenmesi lazım ama işte... İşte tabii ki burada yani. Onları bak işte onları belirtmen lazım. Evet. Şimdi onlar hiç yarışmadılar. Senin buradaki zorluğunu bilmiyorlar. Aynen. Ve şuna soruyorlar ki, ay Fadime Hanımcığım kusura bakmayın cidden çok zormuş. Biz zaten izlerken diyoruz ki tamam sen beğen bir şey yapmıyorsun ama senin zamanında da hani... Ha. Yarışmanda da aynı şey olacak. Aynen öyle, aynen öyle. Dakika çok az kaldı, hadi abla. Tamam mıyız? Evet, gel abla yanıma. Çay okey, poğaça okey, börek okey, sarma okey, şerriye salatas tamam, patates o taraf duru şeyi de tamam. Evet. O zaman ne diyoruz? Eline koluna sağlık. Ablama bir alkış alalım. Eline koluna sağlık. Şimdi bu masaya oturacaksın. Ve birazdan bu hanımların yemeklerden beğenmedikleri de olacak, beğendikleri de olacak. Kendini güzel bir şekilde savunmanı istiyorum senden. Senin için istiyorum. Evet. 15 bin lirayı alman lazım. Niye 5 tane bardak getirdiniz? Bir tanesini getirdik, geri götürdük. Aa. Olmaz, getiremezsiniz. Süre bitti. Ya. Onun tabağı yoktu, geri götürdük. Aa ben çay içmiyorum. Ben hakikaten midem dokun doktor kahvede şeyde yasakladı. Sevmiyorum. O yüzden koymadım. Çünkü tabak eksik olsaydı. Heh işte böyle yalanlarla toparlayın durumu. Çünkü gerçekten çay... Bu tabakları da bardakları alıp mutfağa gideceğin ya doldurmaya. Geri geldiğinde altıyla gel, kimse anlamaz. Yok kendime meyve suyu koyarım. Bu şey he bu daha mantıklı. Tamam bitti artık yeter. Daha bizi bırak gidip dinlenelim, üstümüz başımızı değiştirelim. Ablamınca zormuş ama değil mi? Ya ben zaten zor olduğunu biliyorum. Bazen yarışıyorlar 2 saat için ne yapabileceksin diyorum. Öbür yarışmacılara kızıyorum. Ha. Hani gerçekten ben yani yetiştiğimi seviniyorum. Gel biz gidelim abla. Tamam. Gel. Teşekkür ediyoruz efendim. Elinize kolunuza sağlık. Birazdan masada görüşmek dileğiyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.